Mutlu geceler. Günden Güne programıyla karşınızdayız. Yerel seçimlere 17 gün kaldı. Siyasi partilerin bütün kadroları ya sahada ya da farklı seçim programlarında efor sarf ediyorlar. Bir günde birçok programa katılıyorlar. Bazen de basın toplantısı düzenleniyor. Sokakta olmanın önemi tabii ki ayrı, ancak medya vasıtasıyla söylenmek istenen ne varsa aynı anda birçok eve girilebiliyor. AK Parti sık sık basın toplantısı düzenlemiyor ama bugün AK Parti'nin A takımından isimler basın toplantısında bir araya geldi. Kimler vardı o programda? İl Başkanı Hüseyin Sezen, Profesör Doktor AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, bu isimler aynı basın toplantısında buluştu. Önemli başlıklar vardı. İsim vermeden başkan adaylarından birisine belediye kanunları göndermesi geldi. Aynı gönderme Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya'dan da gelmişti. Yaptığımız işleri proje olarak gösteriyorlar dedi Çoban. Bonjour dedi vurgu olarak. Bu basın toplantısının önemli başlıkları da programın sonunda sizlerle olacak. Gündeme geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yeni Mahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştirdi ve "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz" ifadelerini kullandı. Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Külliyen ezan düşmanlarıyla beraber. Ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber. Kardeşlerim, bayrağımızı yakanlar bunlar. Öyle mi? Ve bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan çıkıyor. CHP'nin sözcüsü ne diyor? Onlar diyor, düdükleri diyor, düdükleri polise karşı diyor öttürdüler. Ya siz kimi aldatıyorsunuz ya? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz ya? Orada o gün Dünya Kadınlar Günü ile alakalı olarak oraya çıktıklarını söyleyenlere ben burada söylüyorum. Kardeşlerim, bakın bu millet hukuk devletini sindirerek yaşıyor. Hukuk devletinin içinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu vardır. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de müracaatını yaparsın. Sana gösterilen yerde bunu uygulamaya geçirirsin. Ve o akşam ilk işim İstanbul valisine bunu sormak oldu. Toplantı, gösteri ve yürüyüşleri için müracaatları var mı dedi. Yok dedi. Ve bunlar İstiklal Caddesi'ne de meydana da değişik ara sokaklardan girmek suretiyle tam bir örgütlü orada bir işgal hareketine girmek istediler. Şunu bilecekler artık. Türkiye hukuk devleti içerisinde halkının hukukunu korur. Ancak teröre yönelik adım atanlara da göz açtırmaz. Bütün polisimizde, askerimizde tepelerine bineriz. İşte bunlar gezi hareketlerinde bayraklarımızı yakmadılar mı? Bütün esnafımızın cam çerçeve indirmediler mi? Bu millete hizmet veren otobüslerimizi yakmadılar mı? Otomobilleri yakmadılar mı? Yani biz bunlara iyi yapıyorsunuz mu diyeceğiz? Asla. Biz bir taraftan ekonomimizi büyüteceğiz, ihracatımızı geliştireceğiz, 81 vilayetimizi yollarla, barajlarla, hastanelerle donatmak istiyoruz. Karşımızda yine CHP'yi buluyoruz. Kardeşlerim, işte 31 Mart bunun için çok önemli. 31 Mart'ta bu CHP'ye
Ankara'da sandıkta en önemli dersi vermemiz lazım. Ya kardeşlerim, hızlı tren yaptık, köprü yaptık, yol yaptık, dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptık. Asrın projelerini hayata geçirdik. Karşımızda yine CHP'yi bulduk. Ezan tartışmasıyla alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir açıklama yapılmıştı. Geçtiğimiz programlarda da ekranlara taşımıştık bu açıklamayı. Edremit Belediye Başkanı, Başkan adayının ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklanmıştı. Daha sonra bu açıklamanın sehven yanlışlıkla yapılmış olduğu ve asıl disipline sevk edilenin eski Akçay Belediye Başkanı olduğu açıklanmıştı. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Yine ana muhalefet partisinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Adıyaman Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı İskender Yıldırım'ın seçim irtibat bürosu önünde partililere hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında alın terinin değerini bilirseniz, çalışıp üretirseniz her sorun biter vallahi ifadelerine yer verdi. Bakınız, Adıyaman'ın tütünü meşhurdur değil mi? Evet. Türk tütünü dediğiniz zaman bütün dünya durur. Size rakam vereceğim. Allah aşkına size rakam vereceğim. 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman üretmez? Niye üretmez de tütünü ithal ederiz? Neden? Dolayısıyla milletvekiliniz var. Sizin parlamentodaki sözcünüz sayın vekilim, tamam, sizin sözcünüz Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa dile getiriyor, nerede bir sorunu varsa. Dolayısıyla birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz, birlikte huzur içinde yaşamalıyız. Biz kavgadan yana değiliz, barıştan yanayız, huzurdan yanayız, bereketten yanayız, çalışmaktan yanayız, üretmekten yanayız. Bir ülke üretirse güçlü olur. Bir ülke üretirse dünyada söz sahibi olur. Bir ülke üretirse işsizlik olmaz. İşsiz sayımız geldi 7-7,5 milyona dayandı. Üniversite mezunlarından çoğu işsiz. Yazık, günah değil mi? Üretirseniz, çalışırsanız, alın teri dökerseniz, alın terinin değerini bilirseniz, herkese hakkını teslim ederseniz memleketin bir sorunu olmaz. Vallahi de büyürüz. Billahi de büyürüz. Efendim para yok diyorlar. Ne demek para yok? Dünya kadar paramız var. Hepimiz vergi ödüyoruz. Hepimiz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Emzik alırsınız vergi vardır. Musluğu açarsınız suyu 5 çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa binersiniz vergi ödersiniz. Otobüse binersiniz vergi ödersiniz. Bu kadar vergi ödüyoruz. Nereye gidiyor paralar? Nereye gidiyor? Bu kadar vergi ödüyoruz. Ha ne yapılması lazım? Elbette ki dünyanın bütün ülkelerinde vergi var. Vergiyle fabrika yapılması lazım. Vergiyle istihdam alanı yaratılması lazım. Vergiyle fakir fukaranın korunması lazım. Vergiyle herkese hakkını teslim ettiğiniz zaman hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmiş olursunuz. Ne dedim? Barıştan, huzurdan, bereketten yanayız. Her evde bereket olsun diyoruz. Her evde anneler mutlu olsun. Siz bir babanın oğluna harçlık vermeden, kızına harçlık veremeden okula göndermenin acısını bilir misiniz? Sizler bir annenin çocuğu açken, onu yatağa aç yatırırken o annenin dramını, o annenin hüznünü kavrayabilir misiniz? Hepimiz biliriz. Ve dolayısıyla biz size şunu rahatlıkla söylüyorum. Eğer bu memlekette bir çocuk yatağa aşkırıyorsa hiçbirimizin huzur içinde yatmamamız lazım. Hep beraber barışı, huzuru, beraberliği, kardeşliği yeniden inşa etmemiz lazım. Millet İttifakı'nın bir ortağından diğer ortağına geçiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim çalışmaları kapsamında Manisa'daydı. Millet İttifakı'na yönelik nitelendirmelere tepki göstererek şunu net bir şekilde söylüyorum. MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için kem söz sahibine aittir deyip gülüp geçeceksiniz dedi.
birbirinizle dostsunuz, ahbapsınız. Elbette biz hepimiz bu bir seçim rekabet edeceğiz ama olumlu rekabet edeceğiz ve elbette adaylarımız için sizin teveccühünüzü istemek, sizi ikna etmek için buradayız. Edebilirsek oylarınızı alacağız. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen de, AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Onun için kim ses sahibine aittir deyip güleceksiniz, geçeceksiniz. Ama bunu niye yapıyorlar? Şimdi bunu niye yapıyorlar? Niye böyle kocaman kocaman konuşuyorlar? Mutfak yanıyordu ondan. Biz tartılmıyoruz. Belediye seçimlerinde Emrah tartılır, Orkun tartılır. Döner bakarsınız. Hangisi bize daha iyi hizmet eder? Hangisi hakka, hukuka, haklıya riayet eder? Hangisi hırsızlık yapmaz? Hangisi çarpmaz? Hangisi kul hakkı yemez? Hangisinin projeleri daha iyidir? Hangisi hizmete daha yakındır? Karar verirsiniz, oy verirsiniz. Ertesi gün, yani 31 Mart'ının akşamı iş biter. Yerel gündem de epey yoğun. Yerel gündeme geçiyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu beraberinde Milletvekili Ali Özkaya, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser'le birlikte partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybe'ye destek istemek üzere Akmescit, Burmalı, Fakıpaşa, Sümer, Olacak ve Tacı Ahmet mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybe'ye destek istemek üzere çalışmalarına devam eden milletvekilleri Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Avukat Ali Özkaya ile ilçe başkanı Bülent Eser mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Milletvekili Özkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretinde de gündeme gelen Millet Bahçesi'ne sıcak bakıldığını ve askeri havaalanının sivil uçuşlara açılması konusunda çalışacaklarını söyledi. Özkaya'nın ardından mikrofonu Profesör Doktor Eroğlu aldı. Veysel Eroğlu, Halep oradaysa Arşın, Afyon Karahisar'da dedi. Eroğlu, yapılan devlet hastanesinin en modern cihazlarla donatıldığını, köprüler, yeşillendirme projeleri ve daha birçok yatırım yaptıklarını belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek de seçmenlere seslendi. Zeybek, Hanımeli Çarşısı, Kültür Evi, Millet Bahçesi gibi projelerinden bahsetti. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, bir aile olduklarını ve planlı çalıştıklarını vurguladı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık basın toplantısı gerçekleştirdi. Siz bizim eski siyasetçiler, politikacılar, onlarla karıştırmayın. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen yaptı. Sandık eğitimlerimiz şu anda başladı. Dün itibariyle 6 ilçemizde sandık eğitimlerimiz tamamlandı. AK Parti en büyük siyasi kuruluştur. Dünyada eşi benzeri olmayan bir siyasi kuruluştur. Afyonkarahisar'da 500 küsür bin seçmenimiz var. AK Parti'nin Afyonkarahisar genelindeki üye sayısı 95 bin bugün itibariyle. Seçmenin %20'si zaten AK Parti üyemiz. Afyonkarahisar'da altyapı, üst yapı yatırımları büyük miktarda tamamlandı. Sıra Gönül Belediyeciliğinde. Hava Kuvvetleri Komutanı da ilimizdeydi. Askeri havaalanının sivil hava uçuşlarının açılmasıyla ilgili bir dizi ziyaretlerde bulunuldu. Bu konuya da sıcak bakılıyor. İnşallah Hava Kuvvetleri ve Devlet Hava Meydanları'yla çalışma başlatılacak. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, bir aile olduklarını ve planlı çalıştıklarını vurguladı. AK Parti bugüne kadar girmiş olduğu seçimlerde olduğu gibi, gene 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de teşkilatlarıyla, kadın kolları, gençlik kollarıyla,
belediye başkanıyla, özellikle milletvekillerimizle bir ve beraber yürütüyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın 10 yıllık bir süre içerisinde yaptığı hizmetleri hep birlikte yaşadık, gördük. Şayet partide, teşkilatta birliktelik olmamış olsa bu yatırımların, bu hizmetlerin gelmesi mümkün değil. Biz ilkeleri olan, değerli olan bir partiyiz. Diğer siyasi partilerde olmayan bizim profesyonel eğitilmiş seçim karargah merkezlerimiz var. Programları onlar düzenler, biz verilen programları bir hakkın yerine getiririz. Burada Mehmet Zeybi'nin nerede, hangi caddede, hangi sokakta, kimlerle toplantı yapacağını, Sayın Bakanlarımız, Bakanımızın, milletvekillerimizin hangi ilçede görevli olduğunu arkadaşlar planlarlar. Biz de ailecek verilen programları icra ederiz. Seçimlerde projelerimizle çıktık. Projelerimiz hazır. Kitapçı sizlerde. Ayağı yere basmayan, hayali hiçbir projeyi kitapçığımıza almadık. Bazı arkadaşlarımız tabii eleştiriyorlar. Neymiş? Belediyeler kreş yapamaz. Biz işletmeci değiliz ki arkadaşlar. Biz işletmeyeceğiz ki. Bunu sağlık müdürümüzle, sağlıklıkta çalışan arkadaşlarla istişare ettik. Onlardan gelen talepler doğrultusunda biz fiziki mekanlarını oluşturacağız. Çalıştırmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Müdürlüğü üstlenecekler. Sayın Sezen'in konuşmasında da, Sayın Zeybek'in konuşmasında da önemli başlıklar vardı. Ayağı yere basmayan hiçbir projemiz yok hazırladığımız kitapçığımızda dedi. Bu görüntülerde yine daha detaylı olarak programın sonunda kendisine yer bulacak. Şimdi basın toplantısında konuşan diğer bir isme, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a geçiyoruz. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, adayları gerçekçi olmaya davet etti. Oturduğum 532 sayılı önerilerle kanun 63 defa alınmalıdır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı. İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı ve esnaf ziyareti ve bir takım. Belediye Başkanı Çoban, Afyonkarahisar Belediye Başkanı adaylarına tavsiyeler verdi. Önce bir 5390 sayılı belediye kanunu, 5018 sayılı bizim devlet harcamalarıyla ilgili kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu herkesin okuması lazım. Bazı belediye başkanı arkadaşlarımızın bunu hiç okumadığını görüyoruz. Örneğin Kocatepe'ye yapılacak tesisler, bizim veya Ankara'ya yapılacak tesisler. Bizim belediye kanunumuz der ki açık ve net, hem başkanlık hükümlerindedir bu. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları kendi idari sınırlarıyla sınırlıdır der. Bazılarının hiç şehri gezmediğini, hiç şehirde yapılan faaliyetleri en azından gezmek imkanı yoksa kendi ekibine, ya ben şunu projeme koyacağım, acaba bu Afyon'da yapılmış mıydı gibi sormadıklarını görüyorum. Örneğin güncel akarçay. Ya benim 2009 projemdi. Daha ilk anda gemi koyduk, tekne koyduk yani. Deniz bisikletleri koyduk. Sandallar koyduk, saltanat kayıkları koyduk. Burada jet skiler yapıldı, benzeri faaliyetler yapıldı. Bir bakıyorum adayımız, bazı adayımız işte biz efendim Akarşa'da tekne gezileri düzenleyeceğiz. Deniz bisikletleriyle binilecek, sandalları binilecek diyor. Yani günaydın arkadaşlar, bu 2011'den beri yapılıyor Afyon'da. Sabah şerifler hayırlı. Evet. Heyecan Parkı'nda söylenen her şey Macera Parkı'nda var. Ve ücretsiz. Türkiye'de ilk defa Afyon'da ücretsiz bu. Ücretsiz mezar yeri vereceğim. Ya ben değil, tüm belediye başkanlarımız zaten imkanı olmayanlara ücretsiz mezar yeri zaten veriyor. Cenaze aracı ücretsiz. Zaten ücretsiz. Ben değil. Benden önce de ücretsizdi. Yani 2011'den beri... Başkanım, burada bonjour denir. Evet. Bonjour mu diyelim? Bonjour. Bonjour. Bonjour diyelim. Bilinmediği için bunlar, burada yaşanılmadığı için sanıyorum bir bilgi eksikliği var. Bu şekilde vaatlerde bulunuyorum. Öyle uçuk, öyle fazla projeler vaat ediliyor ki göreceksiniz. Tarihe not düşün. Yani arkadaşlar, bir şu anda ülkemizde 2018 yılında bir dövize bağlı bir manipülasyon yapıldı. Bir sıkıntı yaşandı. Bundan dolayı bazı giderlerimiz çok arttı. Bu arada asgari ücret yükseltildi. Belediyelerin de en büyük gideri personel gideridir arkadaşlar. Yani geçmişe oranla personel ücretleri yükseldiği için belediyelerin yatırıma ayıracağı paralar da azaldı.
2009'dan beri 0,20 metreküpteki su artışı %10 bile değildir. O civardadır. Zaten yok. Siz bir de bunlardan bir şekilde indirim şu cihetine giderseniz bu da belediyeyi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Ben tüm aday arkadaşlarımızı gerçekçi olmaya, Afyon'u iyi tanımaya, özellikle belediye kanunun, belediye mevzuatını iyi incelemeye, belediyelere de bütçelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz tabii belediye bütçemizde çok güzel şeyler yaptık ama niye yaptık? Ya bizim tabii arkamızda AK Parti İl Teşkilatı var. Önemli vurgular vardı Başkan Çoban'ın konuşmasında. Bilinmediği için, burada yaşanmadığı için bilgi eksikliği var dedi. Yine Sayın Çoban'ın konuşmasında daha detaylı olarak programın sonunda kendisine yer bulacak. AK Parti'nin A takımı sabah saatlerinde basın toplantısındaydı. Öğleden sonra ise Afyonkarahisar'ın A takımı, tabii yine buna AK Parti A takımı da dahil, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldılar. ...14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde etkinlik gerçekleştirildi. 14 Mart Tıp Bayramı ülkemiz... Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'la protokol üyeleri ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için yarışan belediye başkan adaylarıyla sağlık çalışanları katıldı. Bu sağlık hizmetlerinin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Etkinliğin açılış konuşmasını Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran yaptı. Peki neden 14 Mart diye soracak olursak, İlk cerrahanenin kuruluş tarihidir. Bu tarih Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle her yıl aynı günde tıp bayramını hep beraber kutlamaktayız. Bilimsel çalışmaların ilerlemesi, fiziksel şartların iyileştirilmesi ve tabii ki sağlık çalışanlarının fedakarlıkları sayesinde ülkemiz birçok ülke tarafından sağlık alanında tercih sebebi olmuştur. Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Deniz Fırat ise Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz'ın Ankara'da düzenlenen bir toplantıya katıldığı için etkinlikte yer alamadığını belirtti. Sayın Sağlık Müdürümüz Ankara'da Tıp Bayramı etkinliklerine katıldığı için aramızda olamadığından sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi istedi. Biz 14 Mart'ta sağlık çalışanları olarak meslektaşlarımızla 7/24 sadece bugün değil hep hizmet vermekteyiz. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 15-20 yılda özellikle sağlık alanında büyük bir ilerleme yaşadığını vurguladı. Bir hafta sonu bir günde acile burada 3000 kişi geliyor. Şu hastanede 3000 kişi. Hafta içi bir günde 10.000 kişi geliyor. Ya bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve bu eğer bu şekilde devam ederse uzun vadede sağlık hizmetlerinin kalitesinde ilerlemeden ziyade belki durağanlaşmaya belki de geri gitmeye sebep olacaktır. Eroğlu, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Sağlık çok önemli. Kanuni Sultan Süleyman dediği gibi olmayan devlet cihanda bir nefes saat gibi. Sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda dünyadaki en iyi sağlık sistemi Türkiye'de. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hakikaten Amerika'da benim şu anda Boston'da kızım var. Oradaki sağlık sistemiyle mukayese ettiğim zaman gerçekten burası muhteşem. Bir günde şu kapıdan 30.000 kişi girip çıkıyor. Bir kısmı hasta, bir kısmı refakatçi. 30.000 kişi ya bir şehir. Yani dolayısıyla hakikaten bunu da düşünmemiz lazım. Yani belki sistemi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından doktorluk mesleğinde 25. yılını dolduran personellere teşekkür belgesi, hastane içinde düzenlenen sosyal etkinliklerde dereceye girenlere ise ödülleri verildi.
Etkinlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından küçük bir konser verildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi personellerinin işaret diliyle söylediği Selvi Boylum Al Yazmadım şarkısı ise büyük alkış topladı. Program Ebru gösterisiyle sona erdi. Dün sona bir ilçe haberiyle bitirmiştik. Şuhut'la, Sayın Recep Bozkurt'la. Bugün de Milletvekili Mehmet Taytak Milliyetçi Hareket Partisi hem MYK üyesi hem de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'la son haberi verelim. Kendisi Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırkabel ilçesinde belediye başkan adayı Bekir Uykan'a destek istemek için ziyarette bulundu. MHP Milletvekili Mehmet Taytak yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Allah razı olsun sizlerden. Taytak, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırkabel'desini ziyaret etti. Huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Milletvekili Taytak burada yaptığı konuşmada nesilleri kazanacaklarını söyledi. Sadece seçimi kazanmayacağız. Burada görülen fotoğraf odur ki Allah izin verirse nesilleri de kazanacağız. Buradaki yavrularımız bizim yavrularımızın umutları ve Allah izin verirse burada hizmet edecek, büyüyecekler. Bir kardeşimiz demiş ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu dönem taşın altına elimi değil gövdemi koyuyorum ve Kırka'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı olmak istiyorum demiş. Başımızın üstünde yerimiz var demişiz ve sizlere emanet etmişiz arkadaşlar bu kardeşimizi. Allah izin verirse sizlerin desteğiyle, sizlerin yardımıyla 31 Mart'ta belediye başkanı olarak inşallah hemen şurada gördüğümüz belediyemize hep beraber inşallah götüreceksiniz. Ben de önümüzdeki bir hafta sonra da buraya müsaade ederseniz çay içmeye geleceğim arkadaşlar. MHP Kırka Belediye Başkanı adayı Bekir Uykan da seçmenlerden destek istedi. Kıymetli Kırkalılar, milletin devleti bekası için önemli olan 31 Mart yerel seçimler Kırka için elimizi taşın altına koyalım, koyma zamanı dedik. Ve Besmele'ye yola çıktık. Günden günün son kısmına ulaşmış bulunmaktayız. Elimizde Gazete 3'ün yeni sayısının öne çıkan başlıkları var. Bu başlıkları size aktaracağız. Arkasından belirttiğimiz üzere AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın toplantısı ekrana gelecek. Kimler vardı o toplantıda? Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu vardı. AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Sezen, Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban ve Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Zeybek oradaydılar. Sayın Ferdi Ertürk, Sayın Bülent Eser de oradaydılar ama bu dörtlü birer konuşma yaptılar. Bu programın da detayları birazdan ekranlarınızda olacak ama önce Gazete 3'ün öne çıkan başlıkları. 10 büyük proje, binlerce istihdam. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'a yapılacak olan 10 büyük proje ile binlerce kişinin istihdam edileceğini belirtmiş. Önemli bir haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Afyonkarahisar'a geliyor. Geçici işçiler kadroya alınmalı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Avukat Burcu Köksal, kamu kurum, kuruluş ve ortaklarında çalıştırılan geçici ve mevsimli kişilerin sürekli işçi kadrolarına alınması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi vermiş. Cumhur İttifakı'yla ne istiyorsak alıyoruz. Afyonkarahisar genelinde tamamına yakın ilçe ve beldeleri ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, belediye başkan adaylarına ve partisine destek istedi. Vatandaşların ve esnafın MHP ilgilerinden oldukça memnun kaldığını belirtmiş Sayın Taytak. Modern semt pazarları yapacağız. İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Koçak, Karşıyaka semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Koçak, modern semt pazarı projesini esnaflara anlatmış. Efendim, Gazete 3'ün başlıklarını da aktardık. Şimdi AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısının geniş özeti, öne çıkan bütün başlıkları ekranlarınıza gelecek. Arkasından klasik olduğu üzere günün videosu ve günün fotoğrafıyla sizlere veda edeceğiz efendim.
Günden Güne programıyla karşınızda olduk. Yarın gece görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın. Kıymetli basın mensupları, 31 Mart seçimleriyle ilgili saha çalışmalarımız teşkilatımızın öncülüğünde Sayın Bakanımız, vekillerimiz, belediye başkanımız, belediye başkan adaylarımızı da durdurak bilmeden gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz. İnşallah önceliğimiz Afyonkarahisar, önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz ümmet diyoruz. Her seçim meydanında söylediğimiz üzere 31 Mart seçimleri sıradan basit bir mahalli seçim değil. Türkiye'nin 2023, 2051, 2071, 2099 hedefleri için gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden aşkla, şevkle koşturmaya devam ediyoruz. Partimiz her zaman söylediği üzere kurulduğu günden bugüne aşkına koşan yorulmaz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi Allah kendisinden razı olsun günde 19-20 saat mesai harcıyor memleket için. Bu seçimde bildiğiniz üzere gönül belediyeciliği seferberliğine çıkıldı. Merkezi hükümetimizin desteğiyle tüm ülkede ve özellikle Afyonkarahisar'da altyapı, üst yapı yatırımları büyük miktarda tamamlandı. Sıra gönül belediyeciliğinde diyoruz. Yine gönüllere girmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bu hafta bildiğiniz üzere Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa, Genelkurmay Başkanımız ve tüm kuvvet komutanlarımız Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afyonkarahisar'a Savunma Bakanımız geldi. Talep ettiğimiz garnizon komutanlığını Millet Parkı'na dönüştürmek için Sayın Bakanımızla birlikte adaylarımız ve belediye başkanımızla bir dizi ziyaretlerde bulunduk. İnşallah ilk çalışmalara başladı. Sayın Savunma Bakanımız da Kara Kuvvetleri Komutanı'na ve Genelkurmay Başkanı'na gerekli talimatları verdi. İnşallah bölgenin belki de en güzel millet bahçesini orada Sayın Belediye Başkan adayımız Mehmet Zeybek abimiz gerçekleştirecektir. Aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı da ilimizdeydi. Askeri havaalanının sivil hava uçuşlarının açılmasıyla ilgili bir dizi ziyaretlerde bulunuldu. Bu konuya da sıcak bakılıyor. İnşallah Hava Kuvvetleri ve Devlet Hava Meydanları'yla çalışma başlatılacak orada da. Yine cumartesi günü Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilimizi ziyaret edecek. Bir dizi Sağlık İl Müdürlüğü ile koordinasyon toplantısı ve esnaf ziyareti ve bir takım Sinanpaşa ilçemizde de Devlet Hastanesi'nin temelini kendisi atacak inşallah. AK Parti hükümetleri döneminde çok icraatlar yaptık. Halen daha yapıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız 10 yıldır merkezi hükümetin de desteğiyle çok büyük işlere imza attı. Yine yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Biz önümüzdeki dönemde de hizmet kervanı duraksamadan Mehmet Zeybek Başkanımızla Afyonkarahisar'ı hak ettiği yerden çok daha üst noktalara getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Teşkilat olarak da 59 seçim bölgesinde özellikle artık seçim satım haline girildiği için sandık eğitimlerimiz şu anda başladı. Dün itibariyle 6 ilçemizde sandık eğitimlerimiz tamamlandı. AK Parti en büyük siyasi kuruluştur. Dünyada eşi benzeri olmayan bir siyasi kuruluştur. Afyonkarahisar'da da 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 6000 teşkilat üyemizle sandıklarımızın başında olacağız inşallah. Onların eğitimleri başlandı. Afyonkarahisar'da 500 küsür bin seçmenimiz var. AK Parti'nin Afyonkarahisar genelindeki üye sayısı 95 bin bugün itibariyle. Seçmenin %20'si zaten AK Parti üyemiz. İnşallah yine her bir teşkilat mensubumuz, teşkilat üyemizden, gençlik kuralı üyemizden, kadın kollarındaki hanım kardeşlerimizden, ana kademe il teşkilatına kadar biz gece gündüz demeden Recep Tayyip Erdoğan'ın birer neferi olarak Afyonkarahisar için koşturmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, değerli il başkanım, belediye başkanım, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malum olduğu üzere Sayın İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart'ta bir yerel seçimimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın
görevi Kasım ayında bize tevdi ettiğinden bugüne kadar partimizin ilkesi doğrultusunda çalınmadık kapı, sıkılmadık el, bırakmamak gayesiyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii bu çalışmalar esnasında AK Parti bugüne kadar girmiş olduğu seçimlerde olduğu gibi gene 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de teşkilatlarıyla, kadın kolları, gençlik kollarıyla, belediye başkanıyla, özellikle milletvekillerimizle bir ve beraber yürütüyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bir AK Parti ailesi olarak bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Dışarıda söylenen dedikodularında hiçbir aslı astarı da yok. Biz ilkelere olan, değerli olan bir partiyiz. Diğer siyasi partilerde olmayan, bizim profesyonel eğitilmiş seçim karargah merkezlerimiz var. Programları onlar düzenler, biz verilen programları bir hakkın yerine getiririz. Burada Mehmet Zeybi'nin nerede, hangi caddede, hangi sokakta, kimlerle toplantı yapacağını, Sayın Bakanlarımız, Bakanımızın, milletvekillerimizin hangi ilçede görevli olduğunu arkadaşlar planlarlar. Biz de ailecek verilen programları icra ederiz. Bugüne kadar da elhamdülillah hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ortada dolaşan afaki dedikoduların aslı astarı yok. Birileri balon uçuruyorlar. Yok AK Parti çalışmamış, yok AK Parti şöyle yapmış. Bu akla, mantığa muhal. Biz hiçbir zaman halkımızdan kopuk, halkımızın içerisinden ayrı kalmadık. Devamlı 7-24 saat halkımızın içerisindeyiz. İnşallah 31 Mart'ta sandıklar açıldığında da bunun meyvesini hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Gerek il başkanlığı yaptığım dönemde olsun, gerekse il yönetim kurulu üyesi olarak yaptığımız görevlerde olsun, girmiş olduğumuz seçimlerin tamamında Afyon halkı bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğini AK Parti'nin Türkiye genelinde almış olduğu oy oranının en az %10 fazlasını vererek Afyon'da bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini ifade ettiler. Ben gene sizler vasıtasıyla değerli Afyonlu hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimlerde projelerimizle çıktık. Projelerimiz hazır. Kitapçı sizlerde. Ayağı yere basmayan, hayali hiçbir projeyi kitapçığımıza almadık. Afray projesi dedik. Bunu sayın vekillerimizle birlikte Devlet Demiryolları ile istişare ederek olabilirliğini, yapılabilirliğini, gerçekleştirilebileceğini inandık. Ondan sonra projemize koyduk. Millet bahçeleri dedik. Geçtiğimiz gün Sayın Milli Savunma Bakanımız Afyon'a teşrif ettiler. Daha önce görüşüldü. Kendisi burada da ifade etti. Garnizon komutanlığının olduğu alanda bize terk edebileceklerini ifade ettiler. Onu da biz projemize koyduk. Bazı arkadaşlarımız tabii eleştiriyorlar. Neymiş? Belediyeler kreş yapamaz. Biz işletmeci değiliz ki arkadaşlar. Biz işletmeyeceğiz ki. Bunu sağlık müdürümüzle, sağlıklıkta çalışan arkadaşlarla istişare ettik. Onlardan gelen talepler doğrultusunda biz fiziki mekanlarını oluşturacağız. Çalıştırmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Müdürlüğü üstlenecekler. Bizim kimseyle dedikoduya yapacak zamanımız da yok, vaktimiz de yok. Birileri basın huzurunda bazı açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde hep birlikte yaşadık, gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde bir feveran ettiler. Yok efendim, posterlerimizi kapattırıyorlar. Bunlar isimlerindeki Adalet ve Kalkınma'nın
ne olduğunu bizim posterimize dahi tahammül gösteremiyorlar diye. Biz de öğrendik ki emniyet müdürlüğü kapattırıyormuş denildi. Sayın valimizden bilgi aldık. Emniyetin böyle bir uygulamasının olmadığını, şayet emniyet kapatıyorsa bizimkilerin de kapatabileceklerini ifade ettik. Ama gel gör ki nihayetinde kendileri itiraf etmek mecburiyetinde kaldılar. Çünkü burası MOBESE kameralarıyla izlenen bir şehirde yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmıyor. MOBESE kameralarından izlendiği yapılan inceleme neticesi, çünkü sen şehrin göbeğinde trafiği kapatıyorsun, yolu kapatıyorsun. Vinç grup, burası çok affedersin köy yeri değil. Emniyetten izin alman gerekir. Emniyetten izin alıp almadığını bilmiyoruz ama maalesef kamera kayıtlarında Vinç'in arkasında kendisine ait olduğu bir seçim otobüsünün de seçim arabasında olduğu gün gibi aşikar. Nihayetinde baktı yalan tutmuyor. Bu sefer itiraf etmeye kalktı. Ulusal basında çıktı. Bizi suçladılar. AK Parti kişilerle uğraşmaz. AK Parti'nin ilkeleri vardır. Doğruları, hakkaniyeti. Seçimde de biz bu hakkaniyette riayet ediyoruz. Kimseyle uğraşacak, zaman kaybedecek vaktimiz de yok. Biz işimizde gücümüzdeyiz. İnşallah hizmetleri, yaptığımız projelerin gerçekleştirilmesinde biz bir ve beraber olduğumuz sürece Sayın Belediye Başkanımızın 10 yıllık bir süre içerisinde yaptığı hizmetleri hep birlikte yaşadık, gördük. Şayet partide, teşkilatta birliktelik olmamış olsa bu yatırımların, bu hizmetlerin gelmesi mümkün değil. Ama elhamdülillah şu anda geçmişte olduğu gibi partimizde birliktelik, beraberlik var. Bunu teşkilatımızda, Sayın Bakanımızda, başta Sayın Milletvekillerimizde projelerimizi bir bir yerine getireceğiz. Sayın Başkanımızdan kalan yarım projelerde, söz verip de yapılamayan projelerde devlette devamlılık esastır. Aynen kaldığı yerden devam ettireceğiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Sayın Başkanımızla biz aşağı yukarı 40 yılı aşkın beraber bir siyaset yapmış geçmişliğimiz var. Onun için ben 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin gerçekten bir ülke meselesi olduğunu, farklı yere çekilmek istenildiğini, niyetlerinin halis olmadığını Sayın Milli Savunma Bakanımızın ağzından da birebir dinledik. İnşallah bu millet aklı selim düşünür. Kimin ne olduğunu, kimin ne hizmet yapmak istediğini, kimin nereye hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Onun için milletine, devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkacaklarına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceklerine inanıyorum. Seçimlerin ilimize, ülkemize, ümmete hayırlar getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli il başkanım, değerli bakanım, belediye başkanı arkadaşım, teşkilatımızın çok değerli mensupları, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, yaklaşık 16-17 gün sonra yeni bir yerel seçimi daha gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle bu seçimlerde kazananın ilimiz olmasını, ülkemiz olmasını diliyorum. İnşallah tüm siyasi partilerimiz, tüm adaylarımız centilmence, demokratik kural ve kaidelere uygun bir şekilde popülizme kaçmadan gerçekçi vaatlerle halkımızın karşısına çıkarlar. Halkımız da elbette 31 Mart günü en güzel bir şekilde kararını verecek ve 2002'den bu yana her zaman olduğu gibi inşallah Afyonkarahisar'ımızda AK Parti Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek. Yani oyunu hizmete, oyunu yapılan bunca güzelliklere, istikrara, bu istikrarın sürmesi için kullanacaktır. Esasen özellikle son iki haftadır da ben şahsen şehrimizde bunu gözlemliyorum. Yani bir şehirdeki uyumun devam etmesinin o şehre ne kadar büyük bir katkı sağladığını, seçilecek belediye başkanının ilin valisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle milletvekilleriyle, Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle olan uyumunun şehre ne denli katkılar yapacağını halkımız görmekte
ve özellikle son günlerde de AK Parti'nin ilgi daha da artmaktadır. Ben de bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlar, tabii 10 yıllık belediye başkanlığımız dönemimizde, daha öncesinde de 10 yıl belediye meclis üyeliği yapmamızdan dolayı belediyeciliği zaten biliyorduk. Dikkat ederseniz hem 2009 yılında hem 2014 yılında halka ilk defa projeleriyle beraber halkın karşısına çıkan bir belediye başkanı oldum. Ama hiçbir projemizde uçukluk kaçıklık olmadığı gibi yasal mevzuata aykırılıklar da yoktu. Hepsi yapılabilir. Afyon ihtiyaçları olan şeydi. Ve biz her defa da şunu söyledik. Dedik ki bir projemiz eksik kalırsa onun yerine iki proje yapacağız dedik. Örneğin benim 2014 projelerim arasında bir Hıdırlık'ta tesis kule vardı projelerim arasında. Buna Hava Meydan Komutanlığı'ndan uçuş konusunda olduğundan dolayı maalesef izin alamadık. Ama dedik onun yerine gittim. Sözüm olmadığı halde atıyorum. Maliye kavşağındaki Turgut Özal alt geçidini yaptık. Başka bir projemizde yine başka bir alt geçtiğimizi yaptık. Bu yüzden ben tüm belediye başkan arkadaşlarımın, bunu Mehmet Zeybek Başkanım da söylüyor, diğer adaylar da aslında bunu yapması lazım. Önce bir 5390 sayılı belediye kanunu, 5018 sayılı bizim devlet harcamalarıyla ilgili kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu herkesin okuması lazım. Ben şimdi ilgilenme meclis adayım, oturdum. 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu tam 3 defa okudum arkadaşlar. Ya ben görevim ne olacak orada? Yetkim nereye kadar, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunları araştırdım. Şimdi maalesef bazı belediye başkanı arkadaşlarımızın bunu hiç okumadığını görüyoruz. Örneğin Kocatepe'ye yapılacak tesisler, bizim veya Ankara'ya yapılacak tesisler veya oradaki tesislerin yapıldıktan sonraki harcamaları. Arkadaşlar bunların hepsi Sayıştay'ca kamu zararı çıkaracak faaliyetler. Çünkü bizim belediye kanunumuz der ki açık ve net, başlangıç hükümlerindedir bu. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları kendi idari sınırlarıyla sınırlıdır der. Ya ben kalkıp da Uşak'ta bir park yapamam. Ankara'da bir bina yapamam. Kocatepe'de bir bina yapamam arkadaşlar. Mümkün değil bunlar. Hem bunlar okumaları lazım hem de adaylarımızın aslında bazılarının hiç şehri gezmediğini, hiç şehirde yapılan faaliyetleri en azından gezmek imkanı yoksa kendi ekibine, ya ben şunu projeme koyacağım, acaba bu Afyon'da yapılmış mıydı gibi sormadıklarını görüyorum. Örneğin Güncel Akarçay, ya benim 2009 projemdi, Allah razı olsun, Sayın Bakanımıza bunu arz ettik. Dedik ki derenin içini Sayın Bakanım siz lütfedin, etrafında biz yapalım dedik. 33 milyon devlet su işleri, 18 milyon TL'de Afyon Kalesar Belediyesi harcadı ve orada 40 metre genişliğinde bir nehir dere düzenlemesi, etrafında da en dar yeri 50 metre, kimi yerde 70 metre kadar çıkan, bir tarafında 70 metre, bir tarafında 20 metre kadar çıkan alanımızda çok güzel bir düzenleme yaptık. Ve buraya daha ilk anda gemi koyduk, tekne koyduk yani. Deniz bisikletleri koyduk. Sandallar koyduk, saltanat kayıkları koyduk. Burada jet skiler yapıldı, benzeri faaliyetler yapıldı. Bir bakıyorum adayımız, bazı adayımız işte biz efendim Akarşa'da tekne gezileri düzenleyeceğiz. Deniz bisikletleriyle binilecek, sandalları binilecek diyor. Yani günaydın arkadaşlar, bu 2011'den beri yapılıyor Afyon'da. Sabah şerifler hayırlı. Evet. Yine bir heyecan parkı. Biz macera parkı yaptık. Gerçekten Türkiye'de belki 10-15 yerde vardır. Bunu yapır da tam 4 yıl oldu arkadaşlar. O heyecan parkında söylenen her şey macera parkında var. Ve ücretsiz. Türkiye'de ilk defa Afyon'da ücretsiz bu. Sizler de görüyorsunuz. Sayın Bakanım geçenlerde Bartın İl Kadı Kolları'nı Afyon'da misafir etti. Bizim Ferda Hanım, Kadı Kolları İl Başkanı onlara refakat etti. Ya Afyon'da o kadar güzellikleri gördüler. Macera parkına geldiler. Dediler biz buna ayrılmak istemiyoruz. İşte burada kendisi. Ertesi gün bir daha gittiler oraya. Çünkü gerçekten çoğu ilde olmayan bir şey. Ama bunu Afyon 2015 yılında arkadaşlar buna kavuştu Afyon. Bunun gibi birçok faaliyet zaten yapıldı. Dolayısıyla yani bunlar zaten Afyon'da yapılıyor. Ama yine Afyon'dan haber olmadığı için işte biz glutensiz ekmek üreteceğiz falan gibi de laflar edilebiliyor. Bunlar yani Afyon'umuzda yıllardır mevcut olan şeyler.
Ben tüm aday arkadaşlarımızı gerçekçi olmaya, Afyon'u iyi tanımaya, özellikle belediye kanunun belediye mevzuatını iyi incelemeye, belediyelere de bütçelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta bir seçim olacak. Bunun başta Afyon Karahisar olmak üzere bütün ülkemiz için hayırları vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Zaten biz biliyorsunuz herkesi kucaklıyoruz. Ayrı gayrı yok. Bütün her şey Afyon Karahisar için diyoruz. İhlas ve samimiyetle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle ben Kur'anettin Çoban kardeşime ve Mehmet'in Zeybek kardeşime teşekkür ediyorum. Kendileri çok güzel bir noktaya işaret ettiler. Tabii ben de yıllardan Türkiye'de çok bakanlık yapan bir kişiyim. Mevzuatı da en iyi bilen bir kişiyim. Çünkü üniversite, İSKİ, DS, bakanlıklar derken her şeyi en ince teferruatına kadar biliyoruz. Burada hakikaten Sayın Başkanımızın özellikle bazı adaylar için tavsiyesi çok yerinde. Bir, bu adaylar bir, Afyon Karahisar'ı mutlaka gezip dolasınlar ya neler yapıldı diye görsünler. Çünkü neticede bu vatandaşın aklıyla oynamak gibi bir şey olur. Çünkü seçimden seçime gelen bir kişi Afyon'u bilemez. Dolayısıyla şöyle gezip neler yapıldı diye görmesini çok faydalı görüyorum. Burada Mehmet Zeynep kardeşim buralı her şeyi biliyor. AK Parti il başkanı, Afyon Karahisar il başkanı yaptığı zaman bütün kurumları tanıyor. Girmediği sokak yok. Yani dolayısıyla yaptığı projeler gerçekten yere basan Afyon'a çok büyük değer katacak projeler. Bu bir. İkincisi hakikaten mevzuatı okumayınca çok garip şeyler de oluyor. Efendim Kocatepe'yi Çanakkale gibi yapacağız. Ya bir defa Kocatepe belediyenin hudutları içinde değil. İkincisi orası Başkomutan Milli Parkı. Ya oku. Çivi bile çakamaz. Orada koruma kurumlarından, doğa koruma milli parklardan izin almadan yapar, zaten yapamaz. Bir çivi dahi çakamaz. Şimdi bunu böyle tanıtınca zaten biz Kocatepe'yi Kocatepe yaptık. Ya bir git Kocatepe'yi bir gör Allah aşkına. Yolları da Sayın Başkanım orayı sıcak asfalt yaptı. Çamurdu. Çok zor şartlarda. Orada başka özel sektör yapamadı. Ama belediyenin muhteşem tesisleri sayesinde Zafer yolunu Taşuhut'tan Kocatepe'ye kadar, tabi Afyon Karahisar'dan buradan Kocatepe'ye kadar sıcak asfaltlar, çevre düzenlemesi, şehitlikler iyi ayrıldı. Ayrıca bir de değerli arkadaşlar, Çanakkale gibi aynen Çanakkale'deki tesisler, şehitler yapan biziz yani. Doğa Koruma Milli Parklar bana bağlıydı. Gelibolu Milli Parkı'ydı. Aynen oradaki bir takım tanıtım merkezi gibi biz burada İstiklal Tanıtım Merkezi kurduk. 26 Ağustos Tabiat Parkı, bütün şehitlikler hikaye edildi. Yolların tamamı parke veya sıcak asfalt yapıldı. Hatta daha ileri olarak, bırakın onu, oraya da bir geçsin. Neticede biliyorsunuz Giresunlar şehitliği vardı, unutulmuştu. Onlar da kahramanca gelmişler, bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda etmişler. Gitsinler oraya bir baksınlar. Yani adaylara bir şöyle Afyon tanımalarını, bir de mevzuatı bilmelerini rica ediyorum. Çünkü neticede ya bizler bunu söylemek istemiyoruz ama yani neticede öyle şeyler, gaflar yapılıyor ki Sayın Başkanım dediği gibi günaydın veya good morning, guten morgen demek lazım. Yani bunu demek lazım. Kusura bakmayın yani. Dolayısıyla bunu da söyleyeceğiz. Şimdi ikinci husus. Değerli arkadaşlar bakın. Belediyeler kanunda mesuliyetleri 5.393 sayılı kanunda mesuliyetleri belli. Şimdi bunun dışında bir şeyler yaptı derse bunu ancak hükümet yapabilir. Bak bir defa belediye baraj göle sulama tesisi yapabilir mi? Yapamaz. İkincisi bunu orman su işleri şimdi Tarım Orman Bakanlığı yapıyor. Belediye bütün çevre yollarını, bütün yolları hızlı tren yapabilir. Bunu kim yapıyor? Bakanlık. Okulları belediye yapabiliyor mu? Yeni üniversite kurabiliyor mu? Bunu kim yapıyor? Hükümet yapıyor. Sağlıkla ilgili bütün tesisleri kim yaptı? Afyon Karahisar Sağlık'ta bir numara oldu. Şimdi bütün çevreden hep Afyon'a geliyor. Çünkü en modern cihazlar Afyon Karahisar'da.
Nereden nereye? Afyonkarahisar şu anda bizim onkoloji, hematoloji hastanesi var ya, dünyada bir, Türkiye'de değil. Bunu geçen gün Kanal 3'teyken tesadüfen bir telefon geldi. Orada bir profesör ara vermişlerdi. Bu konuda dünya çapında bir profesör dedi, ben davet etmiştim. Ya bir not verdi diye. Dedi ki böyle bir üniversite yok, ben sadece Houston'a gitmedim. Orayı bilmiyorum ama burası dünyanın en güzel merkezlerinden. İşte bu. Bunu kim yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Bakın şey yaptığı zaman, bana ilk hastane kurulacağı zaman 400 artı 200 yataklı, işte o zaman il başkanımızdı. İl başkanına birlikte bize talimat verdi. Bu hastane meselesini halledin. Size veriyorum bu meseleyi dedi. Biz de gittik, Burhanettin Bey de vardı. Mevcut bu yeri seçtik. Ve gerçekten ne dediler? Ya çöküyor, yer yanlış dediler. Ya ne çökmesi? 9 tane, 8 santim, santim çapında kazık var orada. Kazık çaldı. Bizzat ben projesini ben şey yapamam. 8500'lü dev tesis yapan bir kişi oraya Afyon'un en sağlam binası 80 katlı bina bile yapabilirsiniz. İşte bu, biz buyuz yani. Bunlar kim yapıyor? Tıbbi aromatik mi? Özellikle bitkiler merkezini kim kuruyor? Yani bu Adalet Sarayları, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Arkadaşlar şu anda pek çok büyük şehirde örnek olarak gösterdiği Eskişehir'de yapamadı. Ben bakanken 600 milyar parayı ben gördüm. Ya komşu bile sahip oluyor diye. Ama ne yaptı Afyonkarahisar? Bütün bölgedeki çöpleri toplayacak, dinler tarafı ayrı, köylerde çok toplayacak ve Türkiye'de örnek Katadık bertaraf tesisi ve Türkiye'de ilk defa İstanbul'la beraber çöp gazından elektrik üreten bir tesis kurdu. Bütün bakanlık örnek olarak nereye gönderiyor başkanım? Afyon. Afyon. Biz Afyon'a şunu iddia ediyoruz. Şimdiye kadar ne vaat etmişsek yapmadığımız bir tane başkanımın söylediği bir husus vardı. O da askeriye müsaade etmedi. Onun dışında hiç akla hayale gelmeyen tesisler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bu dönem Afyonkarahisar'ın marka şehir olması, Ege'nin yıldızı olmaktan Türkiye'nin yıldızı bir Afyonkarahisar için çalışıyoruz. İşte bu konuda Mehmet Seybek Afyonkarahisar'ın emrinde, hizmetinde. Samimi, gayretli, çalışkan, işi bilen, projeleri gerçekçi ve Afyonkarahisar'ı tanıyan, Afyonkarahisar yerlisi bir kardeşimiz. Sadece seçim zamanı Afyonkarahisar'a gelmiyor. O bakımdan bu da çok önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Basın mensuplarımız şimdilik daha başka çok müjdelerimiz var. Onları inşallah bir dahaki sefere vereceğiz. Büyük, daha büyük müjdeler var. Ama bizim müjdelerimiz yapılacak müjdeler. Yapılmış olan değil. Veya kanlı yapamayacakları değil. Yapacağımız müjdeler. Projelerin hepimiz, teşkilat, hükümet, milletvekilleri, bütün arkadaşlar, Merkez İlçe Başkanı, mevcut belediye başkanı, şimdi genel meclis başkanı inşallah olacak, kadın kolları ve bütün teşkilatla Mehmet Zeybek'in projenin arkasındayız. Ben şuna diyorum ki Afyonkarahisar bakacak uyumdan yana, istikrardan yana, gelişmeden yana, kalkınmadan yana, istihdamdan, ihracattan yana bir tavır koyacak 31'de. Bir de dürüstlük çok önemli. Bunu da çok dikkat alırsanız, kimin cemaziyle verdiği biz biliyoruz abi. Kimseye şey yapmak istemiyorum. Hayatım boyunca iflas etmiş, iski şey yaptım. Ben geri dönüp bir şey söylemedim. Ama Afyonkarahisar cemaziyle bir incelerse isabet olur diye düşünüyorum. Afyonkarahisar'a şehremin lazım. Şehremin de emin insan da Mehmet Seybek.
Tamam, gelin. Tamam, ben geliyorum.